Ersun Yanal. Şimdi bakıyorsun aksakları zaten görüyorsun. Sen yanında 3-4 tane yardımcın, yukarıda 3-4 tane adam oradan bilgisayarla bakıyor ediyorlar. Ya kardeşim bin tane adamsınız. Orada 10 tane adam var. Bu maçı seyreden 10 tane adam var. Güzel, <laughs> sen, sen ben de seyrediyoruz, biz de seyrediyoruz maçı. Taraftar da görüyor herkes. Kimin aksadır hepimiz görüyoruz. E sen görmüyor musun? O sen e, de görüyorsun. öyle evet. çıkılır mı? Sen de görüyorsun. Şimdi teknik direktörlerde çoğunda şöyle bir şey var. Diyor ki erken oyuncu değiştirirsem acaba Yanlış kadroyu çıkarttığım anlamına mı gelecek bu falan diye böyle... ...tuhaf bir e, şey psikoloji içerisinde oluyor teknik direktörler. En kızdığım şeylerden bir tanesi bu. Yok 20'de bioloji, de değişir oyuncu. 20'de de değişir abi ya. Sıkıntı yok yani. 20'de de değişebilir yani. Baktın aksuyu al at kementi al yani. Doğru bir şey mi bu kadar? Bu noktada aleyhinde bir şey oldu ama bu maçta. Yine yapılmazdı o değişiklik. O ayrı konu. Bizim ligde hakikaten bunu görmüyoruz ama bir oyuncu değişikliği hakkında sakatlıktan yana kullandı. Bunlar hep olabilir. O, orada o, orada, da doğru, orada da doğru müdahaleyi yapamaması üzerine evet. konuşmak lazım. Esasında mesele o. Başka bir şey de başka, yapabilirdi. Başka bir, başka bir hamle yapabilirdi. Sahaya daha... Ya daha doğru bir hamle yapabilirdi. Konuştuğumuz, tartıştığımız evet. o esasında. Bu arada e, zaten hani bu değişiklik onun tamamen elini kolunu bağlamış. Onu tamamen işte aşağı düşürmüş bir değişiklik değil ki. Zaten daha iki hafta önce Zankayla oynuyordum. Ya oraya belki bir orta savuncu çekilebilir. Deli gibi Lüzü bir sürü ol, bir sürü, sürü bir sürü bir sürü şey yapılabilirdi orada. Onun paniği olduğunu zannetmiyorum abi. Hı. 90 dakika maç oynuyorsun. İkinci yarı başladı. 1-0 mağlupsun. Abi ikinci golü yene kadar neden bekliyorsun ya? İkinci gol kaçıncı dakikada geldi? 59. Ha, 59 aslında oyuncu değiştiriyorsun abi. 2-0'dan sonra Ferdi girecek, seni kurtaracak. E, Deniz girecek, seni kurtaracak. Sivas deplasmanında da mucize. Sivas burada? deplasmanındasın bir de. Mucize. Baba yani e, iki, bir değişikliği yapmak için, bir hamle yapmak için ikinci golü beklemek ne demek biliyor musun? Bana tamam. sorarsan. Fenerbahçe'yi değil kendini düşünmek demek. Artık gelireyim Atayım oldu oldu. Olmadı artık yapacak bir şey yok demek yani. Fenerbahçe'yi kurtarmak değil orada amaç artık. Maçı kurtarmak, Fenerbahçe'yi kurtarmak falan değil. Artık orada amaç kendini kurtarmak. Eyvah dedi, ikiz oldu. Atayım bunları oyuna. Olursa o harika derler, olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Anladın Zaten mı? maç gitmişti. İki tane basın toplantısı dedim bugün bu hafta. Bir tanesi Sayın Fatih Terim'in toplantısı, bir tanesi Ersun'un, Sayın Ersun'un toplantısı. İki tane rezalet basın toplantısı abi. Rezalet iki tane basın toplantısı. Siz bize ne anlatıyorsunuz arkadaşlar ya? Siz bizi aptal mı zannediyorsunuz ya? Fatih Hoca'ya da geleceğiz. Şimdi Ersun Hoca'yı bel Hoca şunu bir ya. Ersun Hoca'nın izleyelim Ersun Hoca'nın basın şunu toplantısında ya. Elimizde mevcut, arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. Sonrasında üstüne konuşacağız.